İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı devam ediyor. Gazze Şeridi'nde Kudüs'e Refah'tan Batı Şeria'ya kadar katliam, açlık, bombardıman gerçekleşiyor ve her türlü yaşam, inanç özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. En ağır tabloysa ilk günden bu yana Gazze Şeridi'nde yaşanıyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, sahadaki duruma ilişkinde açıklama yaptı. Çocuk ve kadınlara yönelik en az 2675 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıların 6. ayına yaklaşılan bu süre zarfında 13430 çocuk, 8900 kadın olmak üzere 31 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. 72 bin kişi yaralandı. 7000 kişi ise halen enkaz altında ya da kayıp durumda. Öte yandan bölgede sağlık çalışanları ve gazetecilerin mesleğini icra etmesine zora girdi. Şimdiye dek 364 sağlık çalışanıyla 132 gazeteci öldürüldü. Bölgedeki sivillerin İsrail tarafından kasıtlı olarak aç bırakılması ve barınma gibi problemlerde krizi derinleştiren etkenlerden. Yetkililer un, pirinç ve tahılın yanı sıra halkın yemek zorunda kaldığı hayvan yemlerinin de tükendiğini bu yüzden kıtlığın daha kötü bir hal aldığını belirtiyor. Bölgeye giren yardımlar iyice azalırken işgalcilerin yardım alan Filistinlilere saldırıları da sürüyor. İşgal ordusu Gazze'deki Kuveyt kavşağı yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Yardım bekleyenlere yönelik saldırıların en kanlı örneği ise 29 Şubat'ta yaşanmıştı. 118 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Tüm Müslümanlar için oruç dönemi olan Ramazan ayı yaklaştıkça vahşetin hüküm sürdüğü bölgede ateşkese ihtiyaç da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Hamaslı yetkililer Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmeleri yapıyor. Yetkililerin ateşkese ilişkin söylemleri durumun henüz netlik kazanmadığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik danışmanı John Kirby, Hamas'ın tüm esirleri serbest bırakmasıyla 6 haftalık ateşkes olabileceğini duyurdu. İsrail'in bunu kabul ettiği, Hamas'tan cevap beklendiği kaydedildi. <laughs> Taraflar arasında insani yardım ve ateşkes şartlarına ilişkin görüşmeler devam ediyor.